Nasıl? Bir beğendin mi? Mühim olan senin beğenmen. Sen beğendikten sonra her şey güzel. Teşekkür ederim ama senin düşüncen de mühim. Her şey rüya gibi. Ancak bu kadar mükemmel olabilirdi. Beğendiğine sevindim. Oo, Selma, benim işe gitmem gerekiyor. Biliyorsun şirketi yeni taşıdık. Bir sürü iş birikti. Bir depo aldım, oraya gitmem gerekiyor. Tabii hayatım, ben de çıkacağım zaten. Yapmam lazım gelen işler var. Birlikte çıkalım. Ben seni arabayla bırakır, oradan geçerim. Tamam, iyi olur. Hemen hazırlanırım. Alo, İbo. Birazdan Selma ile depoya geliyoruz. Orada ol. İşte burası. Hoş geldiniz. Çok serin. Öyle olması lazım. Yoksa mal çürür. Haber var mı? Ha, neredeyse burada olurlar abi. İki kamyon mal gelecek de. Sizin işiniz var şimdi. Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Akşama görüşürüz. Güle güle hayatım. Her şey yolunda. Planımız tıkır tıkır işliyor. Evet. Sıra sende. Dikkatli ol. Merak etme. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hata yapma. Aferin sana. Geç oldu. Hadi yatalım artık. Olur, yatalım. Alo. Peki. İbrahim Bey sizi istiyor efendim. Hayırdır? Gecenin bu saatinde. Efendim? İş tamam patron. Ne diyorsun İbrahim Bey? Şimdi mi, bu gece mi? Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum. Selma, depo. Ne olmuş depoya? Bir patlama olmuş, depo yanıyormuş. Benim orada olmam lazım sevgilim, benim orada olmam lazım. Ben de geleyim seninle. Hayatım, senin yapacak bir şeyin yok ki. Polis itfaiye oradaymış, sen evde bekle, lütfen. Ama...
kolay oldu. Birkaç litre benzin, birkaç tane kibrit. Hepsi bu. Abi be. Ne de olsa yanan senin malın. Az da olsa için sızlamıyor mu? Sızlamıyor. Neden diye sor. Neden? Gaz gelecek yerden, tavuk esirgenmez de ondan. Şerefine diyemeyeceğim. Lazım değil zaten. Gazeteyi getirdim Selman. Çok merak ettim seni. Bütün gece uyumadım, seni bekledim. Yangını seyrettim. Elimden başka bir şey gelmedi zaten. Her şey yandı, bitti, kül oldu. Mahvoldum. Bütün sermayem battı. Üzülme. Her şeyi yeniden başlarsın. Neyle? Nasıl? 5 kuruş param kalmadı. Ben sana yardım ederim. Olmaz. Kabul edemem. Biz evlendik. Karı kocayız biz Kenan. İyi günde olduğu kadar kötü günde de beraberiz, öyle değil mi? Ne yapacaksın? Para mı vereceksin bana? Bir düşkün gibi himayen altına mı alacaksın? Öyle bir şey istemiyorum. Kabul edemem. Yanlış anladın. Ben öyle demek istemedim. Rica ediyorum. Bu beni incitir. Peki ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. O halde teklifimi kabul et işte. Bir miktar para veririm sana. Sermaye yaparsın. Sen akıllı adamsın. Kısa zamanda iş kurar, büyütürsün. Sonra eğer istersen geri ödersin. Ama bil ki para benim umurumda değil. Böyle bir şey kabul edemem. Ancak ikimizin de yararına olabilecek bir teklifim var. Söyle. Sen de şirketin başına geçeceksin. Holdingde birlikte çalışacağız. Ben sana yardım edeceğim. Yardımcın olacağım. Tecrübelerimi senin hizmetine sunacağım. Ancak böyle olur. Ben holding şirket işlerine bakmak istemiyordum ama. Tamam. Sen ilgilenme o zaman. Ben senin adına şirketin işlerini çekip çeviririm. Bu konuda tecrübem var biliyorsun. Ancak sana böyle yardımcı olursam içim rahat eder. Aslında işleri vekaleten, yürüten kişi de idareyi benim almamı istiyordu. Belki de en hayırlısı bu olur. Vekaleti ondan alıp sana veririm. Sen benim hisselerimi, benim namıma idare edersin. Senden daha güvenilir kimi bulabilirim ki? Canım benim. İyi kalpli sevgilim. Sana teklif ettiğim sermayeyi reddettin. Bu kadar hassas ve gururlu olmak aşırı değil mi? Nasıl bir adamsın sen? Sana aşık bir adamım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.